neşemsin. Sen benim canımsın, sen benim malımsın. Bir tanecik canımsın, hayatımda neşemsin. Özledim seni, özledim seni. Bir nefes gibi özledim seni. Cumhuriyetçilik. Arda, Elif ve Ayşe isimli üç arkadaş yıl sonunda düzenlenecek okullar arası bilgi yarışmasında kendi okullarını en iyi şekilde temsil etmek için kütüphanede çalışıyorlardı. Birbirlerine sorular sorup merak ettikleri konuları ansiklopediden araştırarak bilgilerini tamamlıyorlardı. Ayşe'nin aklına yarışmada kimin grup sözcüsü olacağı sorusu geldi. Soru sorulduğunda üç arkadaş kafa kafaya verip doğru cevabı düşünecek, sözcü olan arkadaşları da doğru olan cevabı mikrofona söyleyecekti. Yarışmaya sayılı günler kaldığı için hazırlıklara öncelik vermiş, bu ayrıntıyı atlamışlardı. Arda sözcü olmayı teklif etti. Elif bunu kabul etmedi. Ayşe de sözcü olmak istiyordu ve bunu ne kadar çok istediğini arkadaşlarına uzun uzun anlattı. Arda'nın aklına seçim zamanlarında oy kullanmaya giden ailesiyle birlikteyken gördüğü oy sandıkları geldi. "Hadi," dedi arkadaşlarına. "Hemen kendimize bir sandık kurup kimin sözcü olacağını oylayalım." Ayşe sözcü olabilmek için kendine oy verdi. Elif ise konuşmasını beğendiği Ayşe'nin sözcü olması için oyunu ondan yana kullanıp kağıda Ayşe yazdı ve sandığa oyunu attı. Sıra Arda'ya gelmişti. Arda da sözcü olmak için çok istekliydi. Fakat Ayşe'nin bu konudaki heyecanını da görmüştü ve arkadaşına bu fırsatı vermek istedi. O da oyunu Ayşe'den yana kullandı. Böylece Ayşe 3 oyla kazanmıştı. Sözcü olarak gruplarını temsil edecekti. Herkes çok mutluydu. Çalışmaya devam ettiler. Cumhuriyetçilik dediğimizde aklımıza ilk olarak halk iradesi olan sandık gelir. Cumhuriyetçilik, yurttaşların sandığa gidip yönetimde yer almasını istedikleri kişileri seçmek için oy kullanıp yönetime katılmasını desteklemek demektir. Milletin egemenliği elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Yurttaşlar anayasa ile yönetilirler. Kuralları halk belirler. Demokrasi ve kadınların siyasi hayata katılması yine cumhuriyet ve cumhuriyetçilikle ilgilidir. Cumhuriyetçilik Atatürk ilkelerinin birincisidir. Atatürk Haftası, Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen onun yurtseverliğinin, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir. Bu bölümde size Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçiliği anlattık. Düş Yeri'nin yepyeni kahramanları Düş Yeri App'te. Hemen indir. Milliyetçilik. Arda babasıyla birlikte tatile gidiyordu. Uçağa bindiklerinde cam kenarına oturmayı tercih etti. Bir yandan dışarıdaki engin bulutlara bakarken bir yandan da gözü diğer koltuklarda oturan yolculara takılmıştı. Yolcuların hepsi çekik gözlüydü. Babasına diğer yolcuların neden kendine benzemediklerini sordu. Babası Arda'ya onların başka bir milletten olduğunu, dış görünüş, kıyafet, konuşma dili ve yaşadıkları coğrafya olarak kendilerinden farklı olduğunu söyledi. Buna millet dendiğini ve dünyada birçok millet olduğunu anlattı. Arda, dünyaya bu farklılıkların renk kattığını söyleyen babasının ne demek istediğini ilk bakışta anlamamıştı. Ama gözlerini dışarıdaki bulutlara dikip düşünmeye başlayınca duyduklarını gözünde canlandırmaya başladı. Aklına milli maçlarda okunan milli marşlar gelmişti. İstiklal Marşı sırasında tüm Türkiye oyuncuları hep bir ağızdan marşımızı söylüyor ve bayrağımıza bakıyordu. Karşı takımın oyuncuları ise yine kendi ülkelerinin marşını söyleyip kendi bayraklarına bakıyordu. Dünyada birçok millet vardı ve Arda o gün kendi milletinden uzakta başka bir milletin kültürünü, yaşayışını görüp gözlemleyeceği için çok heyecanlanmıştı. Milliyetçilik maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı demektir.
Milliyetçilik denince aklımıza ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Türk bayrağı gelir. Bu ülkede bayrağımızın altında toplanmamız bizim bu ülkenin vatandaşı olduğumuz anlamına gelir. Dünyadaki diğer milletleri de kendimiz gibi bilip, tüm insanlıkla barış ve uyum içinde yaşarken milli bilincimizin oluşmasına milliyetçilik destek sağlayacaktır. Milli bağımsızlık mücadelelerimizi, dilimizi, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi, tarihimizi, yani geçmişimiz ışığında bugünümüzü en iyi biçimde yaşamamıza, enerjimizi topyekün birbirimiz için kullanmamıza, bu bilince milliyetçilik denir. Milliyetçilik Atatürk ilkelerinden ikincisidir. Atatürk Haftası, Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen onun yurtseverliğinin, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir. Bu bölümde size Atatürk ilkelerinden milliyetçiliği anlattık. Halkçılık. Arda annesiyle birlikte parkta otururken aklına bir soru takıldı. Arkadaşı Mehmet'le birlikte okulun futbol takımına girmeyi, bu sayede futbol bilgisini ilerletmeyi düşünüyordu. Anne, İri Mehmet'in annesiyle konuşsan da bizi okulun futbol kursuna yazdırsanız ha? Dedi. Hem spor olur hem de belki ileride iyi birer futbolcu olabiliriz, diye ekledi. Annesi gülerek Arda'ya neden arkadaşı Mehmet'e iri dediğini sordu. Arda annesine sınıfta iki Mehmet olduğunu, Mehmetlerden biri diğerinden çok daha iri olduğundan onu diğer Mehmet'ten ayırmak için iri dediklerini anlattı. Annesi gülümsedi. Buna gerek yok Ardacığım. Hepimizin bir soyadı var ve doğru olan ona soyadıyla hitap etmen olur canım, dedi. Arda bir an düşündü ve annesine hak verdi. Eğer iki Mehmet'ten hangisine seslendiğini belirtmek için onlara soyadıyla hitap ederse karışıklık kendiliğinden çözülmüş olacaktı. Annesine dönerek "Doğru söylüyorsun anne," dedi. Sonra en başta anlattıklarını farklı bir şekilde tekrarlamak istedi. "Anne, Mehmet Çelikkol ile futbol takımına katılabilir miyiz?" diye sordu. Annesi başını "Hay hay" anlamında salladı. Arda'nın sıra arkadaşı Mehmet ile futbol takımına yazılmayı istediğini annesi anlamıştı. Halkçılıkta hiçbir yurttaş bir özelliğinden dolayı ötekileştirilemez. Herkes eşittir. Lakap ve ünvanlar halkçılığın doğasına aykırıdır. Halkçılık bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmeme, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmeme görüş ve tutumudur. Toplumda herkes eşittir. Halkçılık, cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin birleşimiyle oluşan halkın eşitliği anlayışıdır. Sosyal adalet, sosyal devlet vardır ve hukuk önünde herkes eşittir. Cumhuriyetin ilk yıllarından halkçılık aracılığıyla ağır vergiler kaldırılmış, millet mektepleriyle halkın eğitim alması sağlanmıştır. Unutmayın çocuklar, Atatürk ilkeleri sayesinde hepimiz eşitiz. Halkçılık, Atatürk ilkelerinin üçüncüsüdür. Atatürk Haftası, Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen onun yurtseverliğinin, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir. Bu bölümde size Atatürk ilkelerinden halkçılığı anlattık. Devletçilik. Arda arkadaşlarıyla birlikte okul gezisine katılmış, neşe içinde bir iplik fabrikasını gezmeye gidiyordu. Okul servisinin içinde şarkılar, türküler söyleniyor, hikayeler anlatılıyordu. Fabrikaya vardıklarında sırayla içeriye girdiler. Burası çok eskiden beri üretim yapan bir iplik fabrikasıydı. Arda devasa büyüklükteki makinaları, arı gibi çalışan fabrika işçilerini, yumak yumak ve rengarenk iplikleri görünce gözleri adeta ışıl ışıl parladı. Arda tam önünde duran sarı renkteki iplik yumağını gördüğünde aklına evdeki yeni dost olduğu kedisi Pati geldi. Arda okula gittiğinde Pati'yi çok özlüyordu. Pati'nin en sevdiği oyun Arda'nın anneannesinin iplik yumağını kapıp saatlerce onunla boğuşmaktı. Bu devasa fabrikada tam olarak o iplikleri üretiyordu işte.
Kapısına koca koca kamyonlar yanaşıyor. O kamyonlara yüklenen iplikler Türkiye'nin, hatta dünyanın her yerine dağıtılıyordu. Derken gezi sona ermişti. Tüm sınıf evlerine dağılmadan önce bir araya toplandı. Fabrikanın müdürü Arda ve arkadaşlarına ana olarak hazırladığı armağan paketlerini tek tek veriyordu. Sıra Arda'ya geldiğinde ona fabrikayı ziyarete geldiği için teşekkür etti. Arda da gülümseyerek müdüre, "İlk kez bu kadar büyük bir fabrika gördüm," dedi. Gülüşüp ayrıldılar. Arda servise bindiğinde hediye paketini açtı. O da ne? Arda'nın az önce gördüğü sarı yumak poşetin içindeydi. Fabrikanın müdürü tüm çocuklara iplik yumağı armağan etmişti. Arda çok sevindi. Hemen eve gidip bu armağanı Pati ile paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Devletçilik dediğimizde aklımıza kocaman bir fabrika gelebilir. Devletçilikte halkın sermayesi yetersiz geldiğinde devlet temel yatırımları yapıp büyük fabrikalar açar ya da açılmasına katkıda bulunur. Kalkınma planları hazırlar, halkı sanayiye teşvik ve motive eder. Devletçilik bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisidir. Devletin halkın faydasına yatırımlar yapması ve örneğin bankalar, fabrikalar açması yine devletçilik ilkesiyle ilgilidir. Devletçilik Atatürk ilkelerinin dördüncüsüdür. Atatürk Haftası, Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen onun yurtseverliğinin, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir. Bu bölümde size Atatürk ilkelerinden devletçiliği anlattık. Laiklik. Arda, kuzenleri Elif ve Zeynep'le misafirlikte bir araya gelmişti. Birlikte Düşyeri TV'de çizgi film izleyecek, eğlenip öğrenecek, ardından da öğretmenlerinin verdiği hafta sonu ödevlerini yapacaklardı. Elif'in annesi Berna teyze de ödevlerine yardım edip onlara destek olacaktı. Berna teyzesi içeri girdiğinde Arda televizyonu sessize aldı. Arda, Elif ve Zeynep'in ödev konuları aynıydı. Laiklik. Berna Hanım laikliği anlatmaya başladı. Arda, Elif ve Zeynep anlatılanları ellerindeki defterlere not alıyorlardı. Evet çocuklar, laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Hayatın her alanında, yani eğitimde, toplumsal yaşamda, hukukta, akıl ve bilimin üstün tutulmasıdır. Bunun yanında saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, eğitim ve öğretimin birleştirilerek tek bir çatı altında laikleştirilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, kadın ve erkeğin eşitliğini sağlayan Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle Türkiye modern devlet olma yolunda ilk adımını atmıştır, dedi. Arda bir yandan okunan ezanı duymuş ve akşam olduğunu fark etmişti. Berna teyzesi sözlerini toparlarken, ''İşte gördüğünüz gibi çocuklar, biz dinine bağlı bir ülkeyiz. Bu okunan ezanlardan anlaşılıyor. Biz bir yandan bunu yaparken, bir yandan da devletimizin bağımsızlığını, toplumsal eşitliğini koruyarak toplumumuzun yozlaşmaması ve modern, gelişmiş ülkelerden geri kalmaması için bilimin üstün tutulmasından geri durmadık," dedi. Arda ile kuzenleri Elif ve Zeynep ödevlerini çok iyi anlamışlardı. Evlerine gittiklerinde aldıkları notları defterlerine geçireceklerdi. Herkesin yüzü gülüyordu. Arda'nın Berna teyzesi laiklik ilkesini gerçekten iyi anlatmıştı. Teyzesi odadan ayrılırken tekrar Düşyeri TV'yi açtılar ve eğlenerek öğrenmeye devam ettiler. Laiklik din ve devlet işlerinin ayrılığı, devletin din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olması demektir. Laiklik, aklın ve bilimin üstünlüğü ile vicdan özgürlüğünün sağlanmasını esas alır. Modern eğitime geçilmesi, halifelik ve saltanatın kaldırılması da yine laiklik ilkesiyle ilgilidir. Laiklik, Atatürk ilkelerinin beşincisidir.
Atatürk Haftası, Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen, onun yurtseverliğinin, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir. Bu bölümde size Atatürk ilkelerinden laikliği anlattık. İnkılapçılık. Arda sıcak bir yaz gününde tatile gittikleri kasabanın çarşısında anne ve babasıyla birlikte dolaşıyordu. Birlikte gezerken bu bunaltıcı sıcakta serinlemek için dondurma yemelerinin iyi olacağına karar verdiler. Bir Maraş dondurmacısının önünde durdular. Dondurma satan adam türlü hünerler sergileyip komiklikler yapıyor, büyük bir yetenekle dondurmayı havada çeviriyor, külahlarla oynuyor ve sonunda dondurmayı verir gibi yapsa da el çabukluğuyla geri çekip onları güldürüyordu. Arda, annesi ve babası dondurmayı almaya uğraşırken çok eğlenmişlerdi. O sırada Arda dondurmacının kafasına taktığı şeyi düşündü. Babasına, "Baba, o abinin kafasındaki şeyi ilk kez gördüm," dedi. Babası, "Evet Ardacığım, ona fes denir. Fes, sarık, eski birer başörtme şeklidir. Atatürk'ümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunda modern uluslarla aramızdaki görüntü farklılığını ortadan kaldırmak istemiş, ülkemizi çağdaş düşünen bir toplum haline getirme hedefinin en önemli araçlarından biri olarak da şapka kanununu uygun görmüştür. O günden sonra da daha modern şapkalar kullanılmaya başlanmıştır Ardacığım," dedi. Arda sınıflarında asılı olan Atatürk resimlerini anımsadı. Atatürk'ün başında görkemli şapkası vardı. Belki kendisi de öyle bir şapka alsaydı tepedeki bu sıcak güneşten korunacaktı. Hemen babasına dönüp, "Peki baba, bana da Atatürk'ün taktığı gibi bir şapka alabilir miyiz? Başıma çok güneş geçti de," dedi. Annesi ve babası gülümsedi. Annesi Arda'ya, "İlk gördüğümüz yerde alırız oğlum," dedi. Birlikte dondurmalarını yemeye ve yürümeye devam ettiler. İnkılapçılık, toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim ve reformlara sıcak bakan bir anlayıştır. Atatürk ilkeleri durağan bir düşünce sistemine dayanmaz. Böylece durmaksızın ileriye gitmek, çağdaşlaşmanın sürekli sağlanması amaçlanır. Bunu destekleyen ilke inkılapçılıktır. Harf devrimi, şapka kanunu, gelişmiş medeniyetlere uyum sağlanması yine inkılapçılıkla ilgilidir. İnkılapçılık Atatürk ilkelerinden 6.sıdır. Atatürk Haftası, Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen onun yurtseverliğinin, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir. Bu bölümde size Atatürk ilkelerinden inkılapçılığı anlattık. Çocuklar Düş Yeri App indiriyor. Hadi sen de indir.